Selamlar. Şimdi yeni bir video ile devam edelim. En son for next sonrasında while döngüsünü işlemiştik. Şimdi e, case of işlemini yapacağız. Buradaki case of mantığını anlatacağız. Ondan sonra da artık yavaş yavaş gerçek hayattan uygulama örnekleriyle daha eğlenceli konulara devam edeceğiz. Burası biraz temel konulardı. Yani birçok programı yazabilmek için gerekli argümanları hani öğrendik. elimizde belli başlı araçlar olması gerekiyordu. Bu araçları temelleri aldık. Son olarak da case yapısını öğrendikten sonra artık uygulama örnekleriyle bunları pekiştireceğiz. Çok güzel örnekler yapacağız dediğim gibi. Şimdi son konumuzu da hızlıca görelim. Şimdi ee, Case mantığı şöyle çalışıyor. Zaten birçoğunuz biliyordur. Bilmeyenlerin de aşinalı aşinalığı vardı Zaten şöyle baktığınızda anlaşılıyor. Hani içgüdüsel olarak da tahmin edebiliyorsunuz. Case diyoruz. Bir tane değişken ismimiz var. Bu genelde integer de olabilir. Alfa nümerik de olabilir. Bazen burada şey de kullanabiliriz. Enum dediğimiz enumeratör yani sayısal karşılığı olan bir string ifade şeklinde de yapabiliriz. Daha basit olarak integer veya unsigned integer gibi e, desimal sayıları da kullanabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Buraya bir step number e, örneği yaptım ben ama herhangi bir şey olabilir. İşte tool number olabilir, program no olabilir, herhangi bir şey verebilirsiniz buraya. Case değişken diyoruz. Sonra of terimi. Ondan sonra değişkenin olabileceği değerleri yazıyoruz. 1 olması durumunda kodumuz buraya işleyecek. Eğer bu değişkenin durumu 1 ise, değeri 1 ise buradaki kod çalışıyor. Eğer 2 ise, burası 3 ise, burası 4. ise Bu şekilde gidiyor istedim kalkıyor. Else deyimi ise bunların hiçbiri olmuyorsa, bu yazılanların hiçbiri olmuyorsa, örneğin step number'a 500 geldi değer olarak. Burada 1 2 3 4 var, 500 yok. Dolayısıyla else çalışıyor. Else koymazsanız ne olur? Hiçbir şey koşmaz. Blok zaten çalışma mantığı olarak şöyle ee, OB1 de çağrıldı diyelim bu FB. FB'nin içerisinde böyle bir blok var. Case'e geliyor. Step number'a bakıyor. Diyelim 3. 3'e giriyor. 3'ü işliyor. End case'den devam ediyor aşağıdan. Bu kodu işleme devam ediyor. Yani while gibi veya for next gibi sonsuz bir döngü yok. Giriyor. Burada step number'ın durumuna göre o ilgili o kodu işliyor. Eğer step number yoksa tutmuyorsa diyelim 0. Burada hiç 0 yok. Else de yazmadık. Else de yok. O zaman direkt end case'den devam ediyor. Atlıyor yani bloktan çıkmıyor veya kitlenmiyor kalmıyor. Burada uygun bir adım varsa onu işliyor aşağıdan devam ediyor. Aslında yine bizim çıkış olarak aslında bakarsanız elektriksel kökenli bazı komutlar terimler. Baktığınızda bir switch zaten hani case of dediğimize bakmayın. Başka dillerde bunun adı switch olarak geçer. Basic'te veya işte C'de falan da görebilirsiniz. aslında bir elektrik sivici gibi mantık olarak. Bakın akımın yönüne bakarsanız burada Case'in durumuna göre aslında elektrik akımının akması gibi bir programlama mantığı var. Case'in içeriği 1 ise switch'imiz 1 bir pozisyonda akım buradan geliyor, buradan devam ediyor. Diğerlerini çalıştırmıyor. Eğer 2 ise case durumu ikinci daldan devam ediyor. Case'in durumu 3 olduğunda böyle bu şekilde 4 e, ve benzeri tekrar işte 1 olduğunda başa dönüyor gibi. Yani baktığınızda mantık olarak bir eee rotary bir switch'e, elektrik switch'e çok çok e, şeyle kutuplu bir switch gibi e, çalışma mantığı var. E, yine bizim ladderın nasıl çıkışı bir elektrik devresi ise burada da switch yapısı da aslında bir elektrik devresine benziyor. Ama tabi detayına girince biraz da programlı olarak e, gidecektir. Şimdi tiyap portalı açalım. Burada bir örnek yapalım. Örneğin şöyle diyelim. Case e, bir tane değişkenimiz olsun. Step number of Durumları yazalım bir olma durumu Burada Örneğin str step number diye bir değişkenim var string buradan bakarsanız iki tane değişken ekledim bir tanesi integer Bir tanesi de String bir şey ekledim ki hani step'lerin durumunu assign etmek için string olarak yazısı olarak daha iyi Görelim diye Şunu da şöyle yapalım Daha sonra Devam ettik 2 noktada eşittir diyorum eğer case'in durumu 1 ise, step number'ın 1 ise, sayısı şey olarak string olarak, böyle text olarak step 1 yazdıracağım. Eğer 2 ise case'in durumu step, string step number'a, str step number değişkenine step 2 yazdıracağım. E, daha sonra 3 ise 3 yazdıracağız. 4 ise step number'a 4 yazdıracağım. 5 ise durumumuz burada 5 olma veya 5, 6, 7 hani Burada yazılanlardan başka bir şey ise else işlemi koşacak. Örnekte anlattığım gibi sunumda. Burada da step number'a not defined diyeceğim text olarak. Bu şekilde end case diyorum. Bitiriyorum böyle. Eğer case'i siz e, elle eklemek isterseniz. şuraya biraz da yukarı alayım daha iyi gözüksün. Eğer siz case'i e, ben tek tek buradan e, hızlıca gittim ama siz bunu eklemek isterseniz. Şurada yukarıda bakın ne vardı case of. Case of'a geliyorsunuz tıkladığınızda otomatik bir şablon ekleniyor. Bunun üzerinden de devam edebilirsiniz. Ama antik olarak gördüğünüz gibi e, oldukça basit. Şimdi bunu bir yükleyerek e, yine uygulama örneği üzerinden gidelim. Canlı demo üzerinden. Da online olun. Start value kısımlarını kullanmayacağız. Bunu yükledik. Bakın. E, örneğin step bunu sıfırdan başlasın. Şimdi sıfır durumunda not defined. Neden? Burada herhangi bir sıfırla ilgili bir şey yok. 1 yapalım. Step number'ımız 1 olsun. Bu arada bu değişken, integer değişkeni hem blok içerisinde yazdığımız gibi hem de şey de yapabiliriz. Dışarıdan da bir değer atayabiliriz. Şu an ben mesela databölün içinden direkt müdahale ediyorum. 2 yaptım. 2 olduğuna bakın step 2 oldu. 3 yaptım. Ne oldu? 3 yapınca geldi. Keyze e geldi. Keyzin e, değişken durumuna baktı. 3 Üç, 3. state'e dallandı. Burada şurayı koşturdu. Burayı bitirdikten sonra alta geçmiyor, üste geçmiyor. Ne yapıyor? End case'den aşağıdan devam ediyor. Ee, onun dışında işte 4 yaparsak step 4 olacak. 4 1 2 3 4'ten farklı bir değer girersek örneğin işte e, 55 girdim. Bu durumda not defined öyle bir şey yok. Onu da ben buradan isaynet. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Ben step 2'ye geldikten sonra işimi bitirdim diyelim burada. Şöyle bir şey yapabilirim. step number 2. buradan kendim bu mesela 4 yap diyebilirim. Mesela 2 yapınca otomatikman 4 olacak. Mesela test edelim onu. Örneğin step number'a 1 attığımda sorun yok. 1 yazdım, 1 yazacak. 2 attığımda çok hızlı assignment olacağı için step 2'yi göremeyeceğim ben. Hemen 4. step'e dallanacak ve 4 yazdığını göreceğiz. Bakın direkt 4 oldu. Ben buraya 2 atıyorum. Tık kendisi otomatik 4 oluyor. 1 atayım. 1 de kalıyor. 2 yapalım. Okey dedi. Direkt 2'ye geliyor. Çok hızlı bir şekilde hemen. Bir alt satırda step number'a 4 atıyor. 4 atınca burada string değişkenin içine burada 4 yazıyorum. Bu şekilde 4 oluyor. Yani mantık olarak böyle bir switch gibi bir yapısı var. Bunu nerelerde kullanıyoruz? Ee, daha çok programları böyle yönetme tarafında otomatik, manuel veya sıralı işlemler gibi e, veya işte bir e, state machine yazdım, bir blok yazdım, motor kontrol edeceksiniz. Burada örneğin bizim şey içine bakarsanız, sinapoz bloğunun içine açıp bakarsanız e, orada da böyle bir mantık kullanılmış. Orada siz hatırlasın e, hatırlarsınız bir mod değişkeni var. Mod değişkenine siz ne yazarsanız sıfır yazdınız 1, 2, 3, 4 diye. Ona göre homing, aktif homing, pasif homing, move absolute, move relative gibi koşulları buralara yapmışlar mesela. Bu böyle çalışıyor mantık olarak. Öyle yerlerde kullanabiliyorsunuz. Sıralı işlemlerde falan yapabiliyorsunuz. Örneğin şimdi e, basit yine başka bir örnek yapalım. E, daha biraz daha böyle makine üzerinde bir şeyleri kontrol etmeye yönelik bir şey yapalım. O yüzden şöyle bir hemen offline oluyorum. Daha sonra şu yazdıklarımızı bir silelim. Da şurada S kısmı kalsın. Şöyle yapayım. S kalsın. Bunu silelim şöyle. Şurada stepleri şundan içeri boşaltayım. Kendimiz şeyler yazalım. Şimdi nasıl bir örnek yapalım? Şöyle yapalım bir senaryomuz olsun. Ee, bunu da Not alalım senaryoyu şöyle diyelim bir bir motorumuz olsun İleri ve e, geri yönde çalışan ondan sonra Öncelikle bir start'a basınca motor ileri yönde çalışsın 30 saniye ileri yönde çalışıp dursun. Sonra diyelim ki e, geri yönde çalışmaya başlasın. Daha sonra 30 saniye geri yönde çalışıp dursun. Son olarak da işlem tamam diye bir e, değişkeni set edelim. Şimdi çok basit tabi baktığınız zaman ama mantığı hani e, anlatmak için yapıyorum. E, çok daha detaylı karmaşık şeylere de girebiliriz daha sonrasında. Şimdi öncelikle start lazım bize. Motor lazım. Motor ileri motor geri. 2 tane timer lazım. İleri timer geri timer gibi. Bu zamanlar farklı olabilir çünkü. E, bir de işlem tamam. Bir şey lazım. Şimdi şuradan değişkenlerimizi oluşturalım. Okey. Statiğe yazacağız bunları. Step number'ımız kalsın. Şu string'i siliyorum. Step number lazım olacak. Ondan sonra ne lazım? Bir tane start bool tipinde tabi. Bundan hepsi ben statiğe yazıyorum ki yani burada blok içinde deneyelim rahatlıkla. Yoksa giriş çıkış olarak da yapabilirsiniz bloğu dışarıdan çağıracağınız zaman. Yani ben basit olsun diye böyle yapıyorum. Start lazım. Stop şu an kullanmayalım, kendisi duru çalışıp duracak zaten. Ee, motor forward diyelim ileri yönde, motor reverse çalışma olsun. Ee, ondan sonra ileri yön timer, geri yön timer. Bunların tipi ne olacak? Ton olacak. Daha sonra e, işlem tamam diyelim. Done diyelim bunda. E, work done diyelim. Bu da bool olacak. Böyle değişkenlerimizi ekledik. Şimdi gelelim program tarafına. Öncelikle şimdi şöyle yapalım. Sıfırdan başlatalım. 0, 1, 2, 3 Böyle gitsin. Daha sonra şuraya. 4 diyelim sonra 5 olsun kalmaz yani yetmezse tekrar ekleriz. Şimdi ilk etapta her şeyin sıfır olduğunu varsayalım. Step number'ı zaten PLC ilk çalıştığında veya bir şekilde stop obasında bunu sıfıra çekeceğiz bir yerde. Sıfır olduğunu varsayalım. Şimdi start butonuna basıldığı zaman Start'a basıldığı zaman ne diyeceğiz? If Start Start butonuna basıldıysa den diyoruz. Daha sonra ee, ne yapacaktık? Önce motorumuz çalışacak. Start geldiyse motor forward duru olsun. E, ee, ileri yönde çalışsın. Bunu yaptıktan sonra da step'i 2'ye gönderelim. Ne yapalım? Step number 2 diyelim. Step'i 2'ye attık. End if. Bu şekilde burası da 1 olacak. Step number 1'e göndereceğiz. Sıfırdan başlatmıştık. Bir sonraki stepimiz 1, 2 diyeyim. Daha sonra buradan devam edelim. Şimdi step 1'e gönderdik. Burada timer kullanacağız. Neydi? İleri yön timer'ımız vardı. Onun adını yazalım. İleri yön timer. Ctrl Shift Space'e bastım. Şimdi inputuna e, bir şey göstermek istiyorum size. E, özellikle case'in içerisinde veya bazen if'in içerisinde de yine aynı şekilde timer kullanırken dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ladder'daki gibi değil. Hani ladder'da siz e, çok şeyin timer'ın nasıl setlendiğine setlendiğine çok ilgilenmiyorsunuz aslında. Girişine bir e, logic bağlıyorsunuz, bir bit bağlıyorsunuz. Ama o logik çalışmadığı zaman logik'in sonucu result of logic operation sıfırsa timer'ı resetliyor aslında program. Şimdi if'te veya case'de biraz daha farklı bir durum var. Örnek verelim. Şimdi mesela burayı true diyelim. tamam Şöyle true diyelim. Timer'ın input'unu true yaptık. Girişini de t-5 saniye diyelim. Daha sonra bu işlem gerçekleştikten sonra yani timer'ı çağırıyoruz burada. Daha sonra if dedim. Neydi? İleri yön timer nokta geliyorsa daha sonra ne yapacaktık? Motoru bir durduracaktık. Motor forward'ı false yapacağız. Ondan sonra da step number'a 2 yazacağız. End if deyip bitireceğiz bu şekilde. Şimdi bunu büyükleyip görelim. Şimdi online oldum. Ne yapacağım? Step number'ım 0 zaten. Zaten burada 0 kez şurada bekliyor. Ne bekliyor? Start bekliyor. Start geldiği zaman motoru turu yapacak. Hatta şunu da ekleyelim. Step number'ı 1'e gönderdikten sonra start'la artık işimiz yok. Start'ı da sıfırlayalım. Her seferinde kendimiz elle sıfıra çekmeye ulaşmayalım. Burası false's yükselen tarzı bir yaklaşım olsun. Böyle yapalım daha iyi olur. Şimdi ben buradan start veriyorum. Bakın startı verdim. Timer saymaya başladı. Çok güzel. Adımım bir de şu an step number'ın bir de motorum çalışıyor. Şimdi motor durdu. Step number 2'ye gel. Program çalışıyor. Gibi gözüküyor. Çok güzel. İlk bakışta. Ama test yaptığınızda şunu fark edeceksiniz. Tekrar ben burayı step'i sıfıra göndereyim. Tekrar start vereyim. Bakın tık diye 2 oldu. Hemen. Motor ee, şey olmuyor direkt false'a geçiyor. Tekrar deneyeyim bakın. Step number'ı 0 yaptım bakın. Motoru start'ı verdim. Bakın hiç motor forward run motor forward true olmadan hep false'da görüyorum. Neden? Aslında true oluyor şurada. Çok hızlı bir şekilde start'ı verdiğim anda. Ama artık bu timer bir daha koşmuyor. Bakın timer şeyde kaldı. Elapsed time'a bakın. 5 saniyede kaldı hiçbir zaman sıfıra düşmediği için bu timer'ın çıkışı her zaman birdir. Q'suna bakarsanız her zaman bir olduğu için otomatikman şu if koşuyor. O yüzden zaten bu turu olarak kullanmak mantıklı değil ama şu gelebilir aklınıza hani şunu yapsak nasıl olur diye. Buraya gelip parantez açıp şöyle step number. Şöyle gelelim. Şuraya. Yes step number eşittir mesela 1 dersek yani bu step'e geldiğinde step number eşittir 1 demek bu Lojin işlemin sonucu 1 demek bu step'teyken 1 olsun değilken 0 olsun ha böyle yapsak nasıl olur çalışır mı deneyelim ee, ama yine bir şey değişmeyecek çünkü timer'ın input'u hiçbir zaman false'a düşmeyecek input'u kesilmediği için de timer resetlenmeyecek bakın step'i 0'a çekeyim timer hala in-true, out-true neden çünkü eğer switch'in ya yani case'in numarasını ben 1'de 0'a gönderirsem burası hiçbir zaman koşmayacağı için bu taraf hiçbir zaman koşmayacağı için timer hiçbir zaman resetlenmeyecek. Buradayken, 0'dayken veya başka bir case'deyken ancak timer buraya geldiğinde resetleme şansı var. Çünkü burada çağırıyorum. Ama buraya geldiğinde zaten step number'ın 1 olduğu için her zaman buraya true ile girecek. Yani ladder'da hani şunu yapıyoruz ya ekleyelim burada yap bir tane bit, bit ekledim. M 20.0 Bir tane daha ekledim. işte örneğin M 20.1 Şimdi buraya bir tane ben e, timer çağıralım. Ton diyeyim. Bu da single instance olsun. My timer 1 diyelim. Şimdi işte present time'ı e, dds 10 saniye Şimdi burada şöyle bir fark var. Diğer az önce yazdığımız ifle, if'in içinde veya case'in içindeki yapıyla bunun da şöyle bir fark var. Siz burada e, timer'ı sürekli çağırıyorsunuz. Sürekli çağırıyorsunuz ama input'unu bakın burada false yapıyorsunuz. Eğer bu bitlerden mesela bu gelmiyorsa veya bu geliyorsa bu lojik operasyon durumuna göre bu input ya 1 olacak ya 0 olacak. Bu timer sürekli çağrılıyor burada. Ama diğer tarafa gelirsek bu yaptıklarımı sileyim boşuna. Her kaplamasın. Buraya gelirsek e, burada timer sürekli çağrılmıyor. Timer sadece step 1'de çağrılıyor ve step 1'e geldiğinde de her zaman burası input'u 1 oluyor. Peki ne yapacağız? E, if'lerde veya işte case'lerde timer'ı eğer bu tarz sorunlar yaşıyorsanız timer'ı resetlemek için yeri geldiğinde resetlenebilmesi için bunu kesip case'in dışına şuraya atacaksınız. Timer'ları burada çağırmanız daha iyi olur. Örneğin timer'ı ben burada çağırdım. Step number 1 ise dedim input'una. Reset timer'ını da buradan verdim. Şimdi buraya geliyorum. Step number'ın 1 olduğunda ee, timer'ım şurada koşacak her zaman. Burada case'den bağımsız olarak her zaman eğer step number'ım 0 ise burası false'a çekilecek. Şu işlemin sonucu false olacak ve input'um false olacak. Dolayısıyla timer'ım resetlenecek step number'dan bağımsız olarak hani böyle kullanmak daha iyi. İsterseniz bir de böyle yükleyip deneyelim. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın step number 0'da timer'ın değeri de 0. Şimdi buradan start'ı verdim. Bakın step 1 oldu. Motor forward geçen süre doldu. Bakın timer sıfıra düştü. Output'un da input'u da sıfır oldu. Yani ben tekrar burayı sıfırlarsam tekrar start verirsem en baştan kurgum yine başlayacak. Motor forward gidiyor. Step 1 saniye sayıyor. 5 saniye sonra resetliyor. Bu şekilde çok daha sağlıklı çalışıyor. Şimdi bu mantığa göre diğerinde buraya ekleyelim hazır. Timer'ları eklerken her zaman case'in üstüne ben ekleyerek böyle kullanıyorum. Geri yön timer diyelim buna da. Buna da step number kaçta olacaksa muhtemelen e, 3'te olacaktır. Veya 4'te değiştiririz. Bakarız. Şimdi şeyi durdurduk. E, i̇leri yön timerla motoru durdurduk. E, ne demiştik? Motor duracak. Daha sonra e, 30 saniye sonra ileri yönde çalıştıktan sonra duracak. Geri yönde aynı anda çalışmaya başlayacak. E, 30 saniyede geri yönde çalışıp duracak. O zaman burada aslında şunu yapabiliriz. E, motor nerede durdurduk? Şurada durdurduğumuz yerde geriyi çalıştıralım. Motor R ve eşittir. True diyelim. Step number 2'ye gönderdik. Step number 2 olduğu zaman bu defa ee, ne yapacağız? 30 saniye daha böyle çalışacak. O zaman yine şu bloğu kopyalayabiliriz. Geri yön timer yapacağız şurayı. Geri yön timer Q geliyorsa bu sefer motor reverse'ı durduracağız. Zaten forward'ı durdurmuştuk. Burayı false yapacağız. Buna gerek yok. Daha sonra step number'ımızı 3 yapacağız. O zaman şu şeyi düzeltelim. En yukarıda şuraya 2 yapalım. Çünkü step 2'deyken bu timer çalışacak. Step number 2 iken bu timer çalışmaya başlayacak. 30 saniye sonra ee, duracak. 30 saniye değil de biz bunu 5 yaptık tabi. O kadar beklemeyelim 30'u yerine. Step number 3'e gönderiyoruz. Step number 3'te de artık ne diyeceğiz? Ee, neydi bizim şeyimiz? Work done diye bir bitimiz vardı eşittir true. Ee, ve step number'ımızı en son e, sonlandırmak adına ne diyelim 99 olsun mesela. Eşittir 99. Step number e, şuraya da 99 diyebiliriz. Herhangi bir işlem yapmayacağız sadece orada gözüksün. 3'e kadar gidiyor oradan 99'a geliyor. Eğer 0'a gelirse sıfırlanırsa en başa dönecek ya orada da şunu yapabiliriz. Step number 0'dayken bir kere şeye 0 yazabiliriz. E, work done'ı tekrar resetleyebiliriz. False diyelim ki yeni work yeni bir işe başlayacak demektir. Bu şekilde iki noktasında atalım. şimdi yaptığımızı bir test edelim. Bakın step number'ım sıfırda. Aziz komut bekliyor. Herhangi bir motor çalışmıyor şu an. Timer'lar saymıyor. Start'ı verdim. Bakın step number 1 oldu. Motor forward çalışıyor. 5 saniye sonra forward durdu. Geriye çalışmaya başladı. 5 saniye daha bunu sayacak. Daha sonra işimiz bitecek. Work done'ı true yaptı. Adım sayısını step number 99 yaptı. İşi bitirdi. Yeni iş girişi bekliyor. Yeni iş komutu geldiğinde yine buraya sıfır atacağız. Start bekleyecek. Bakın work'tan bitti. Yeni işe başlıyoruz. Start sensörden geldi mesela. Başladı tekrar. İleri yönde çalışıyor. Sonra o durdu. Geri yöne geçti. Sonra en son bitirince work'tan gelecek. 99 olacak bu şekilde. Ee, hani timerları falan şeyin dışında, case'in dışında bu şekilde çağırırsanız daha sağlıklı olur. Bazen ya timerlar çalışmıyor gibi şeyler geliyor. Ee, anlatmaya çalışsam hani ladder'da gösterdiğim gibi. Oradaki timer'ın çağrılması buradaki farklı orada sürekli çağrılık sadece input'unu kesiyorsunuz aslında siz. Burada input'unu verip kesmekten ziyade timer hiç çağrılmıyor buranın içerisine yazdığınızda böyle bir fark var. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere.